Ekonomik Ekranlarından tekrar merhaba. Yayınımız Dış Piyasa programıyla devam ediyor. Programın açılışında her zaman olduğu gibi piyasadaki fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul'da kar satışları gün içi görülen zirve seviyelerden devam ediyor gibi gözüküyor. 8000 seviyesinin halen üzerinde olmakla beraber endeks %1 kadar gün içi gördüğü tepe seviyeden, daha doğrusu dünkü kapanıştan aşağıda yer alıyor. Dolar kurunda ılımlı yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. 28.91'in üzerindeyiz. Euro TL 31.75'in hemen üzerinde. Sepet kur 30-33 düzeyinde. Burada da hafif satıcılı bir seyir var demek mümkün. Gram altın da dünkü kapanışa görece sınırlı aşağıda. Ama tabii ki tarihi rekor seviyelere yakın 1896 düzeyinde yer alıyor. Evet, dolar endeksi 103 seviyesini de aşağı yönde geçmiş durumda. Burada kalıcı olur mu? Haftanın devamında Amerika'da büyüme verilerini takip edeceğiz. Bunu da konulma değerlendiriyor olacağım. Euro dolar paritesi endeksin ana bileşeni 1.10 direncine oldukça yaklaşmış durumda. 1.0984 düzeyinde. Pound dolar 1.27 sınırına yakın. Burada da 1.2690'dayız. Dolar yen paritesinde geri çekilme devam ediyor. Yani dünkü kapanışa göre bir civarı yukarı yönde hareket var ama artık 148'in de paritenin altına sarktığını, yen lehine sürecin devam ettiğini görüyoruz. Doların İsviçre frangı karşısında da binde 2 kadar değer kaybıyla 0.8764 düzeyine geldiğini söyleyebiliriz. Buradan bir de Amerika'daki vadeli endeks kontratlarındaki görünüm bizi burada yeşiller karşıladı. Binde 3 ile binde 5 arasında Dow Jones'un, S&P 500'ün ve Nasdaq'ın hafif alıcılı diyebileceğimiz bir seyirle çarşamba gününe başlaması bekleniyor. Orada tabii Noel Baba rallisi başladı mı, yaşanıyor mu, bunu da yine konumla konuşuyor, değerlendiriyor olacağım. Buradan bir de tahvil faizlerindeki seyre bir göz atalım. Tahvil faizlerinde düşüş devam ediyor mu? Özellikle Fed yetkililerinden gelen açıklamaların bu noktada etkili olduğunu biliyoruz. 2 yıllık tahvil faizi 4.71'e, 10 yıllık tahvil faizi 4.29'a, 30 yıllık tahvil faizinin de 4.46 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Son olarak bir de emtia cephesine göz atalım. Altın dolar ons bazında 2000 seviyesinin üzerinde rüştünü ispat etmeye hazırlanıyor. Buradan kastım tabii ki aylık bazda 2000 seviyesinin üzerinde bir kapanışın tarihte ilk defa olup olmayacağı. Petrol tarafında OPEC Plus toplantısı, oradan gelecek olan karara dair beklentiler, bir üretim kısıntısı olur mu noktasında şekilleniyor. Bu da bizi Brent petrolde 82 doların üzerine ve Amerikan tipi ham petrolde de 77 doların üzerine, neredeyse 78 dolar varil seviyesine kadar getiriyor. 1.6 ile 1.9 arasında yükseliş yaşandığını görüyoruz petrol kontratlarında. Evet, bugün bu gelişmeleri ve daha fazlasını konuşacağım konuğum YCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet, bakıldığında dile getirdiğimiz gibi, senin de aktardığın gibi dolar endeksinde geri çekilmenin sürdüğünü ve euro doların o önemli 1.10 bariyerine yaklaştığını görüyoruz. Hani muhtemelen tabii vadeli opsiyon piyasasını sen de takip ediyorsun. Hani orada böyle bariyer opsiyonları vesaire, hani olur da yukarı bir trigger ederse, tetiklerse, hani böyle 1.12'lere kadar da bir hareket yaşanır mı vesaire, de bu da merak ediliyor. Dolayısıyla ilk planda istersen dolar endeksini ve ana bileşeni euro dolar paritesini konuşarak başlayalım. Fed yetkililerinden herhalde gelen açıklamalar bu noktada ön plana çıkıyor diyebiliriz. Aslında her şey Kasım ortasındaki Amerika ve Euro bölgesinin gelen enflasyon rakamı ile birlikte fiyatlama davranışının oluşmasına olanak tanıdı. Yani orada beklenti altında gelen enflasyon verileriyle birlikte Aralık toplantısına ilişkin, hani belki de bir faiz artırım olur düşüncesi de artık geçersiz sayıldı. Ve burada hem Aralık toplantısına faiz artışı düşüncesi artık iptal olduğu gibi 2024 yılına ilişkin ilk faiz indirimi beklentileri de geriye çekildi. Yani Temmuzlarda, Haziranlarda konuşurken birden Mayıslara çekildi ki şimdi bile acaba Mart'ta bir aksiyon olabilir mi gibi konuları konuşmaya başladık. Şimdi hal böyle olunca dolar endeksi de kabaca 105'lerin üzerinde çok tutunamadı ve önemli bir baskı oluşturdu. Bu da euro dolar ve sterlin dolar gibi pariteler üzerinde önemli bir yukarı yönlü reaksiyon oluşturdu ki Fed dinamikleri burada dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketliliği çok net bir şekilde destekledi. Muhtemelen de eğer veri bazlı bir bozulma olmazsa bir miktar daha dolar endeksinde aşağı yönlü bir
reaksiyonların sürebilme ihtimali var. Tabii bu 99'lardan başlayan bir hareket olduğu için düşüşler nereye kadar devam edebilir? Bu soru birazcık daha sürümcemede kalabiliyor ama kısa vadeli görüntüde özellikle 103 altında dolar endeksinin hareketliğinin sürüyor olması biraz daha en azından 102'lere doğru, 101-70'lere doğru bir bakış açısının oluşabilmesine imkan tanıyabiliyor. Burada euro dolar paritesinde ve sterlin dolar paritesinde şu anda bulunduğu bölgelerin de üzerinde bir aksiyon oluşabilmesine de olanak tanıyor. Nitekim geçen haftaki yayınlarda şunu vurgulamıştık. Sterlin doların euro dolara nazaran daha iyi performans sergileyebileceğini, nitekim haftalık performansı tam da bunu görebiliyoruz. Kritik olarak baktığımız zaman özellikle euro dolar paritesinde 2023 yılının zirve rakamı 1.1275'lere kadar bir ihtimalin olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Keza sterlin dolar paritesi de şu anda 1.27 civarlarında. Orada da 1.29-1.30 bölgesine yaklaşabilme ihtimalleri var. Ama bunu sağlayabilmemiz için veriler gelecek. Veriler dolar endeksinin düşüşünü destekleyecek. O zaman bu hamleler görülebilir. Aksini gösterecek data setleri görürsek tabii ki buralar tekrardan bir aşağı yönlü reaksiyon oluşabilmesi açısından da önemli, takip edilmesi gerekiyor. Ama şu an için makro konjonktürde paritenin yukarı, endeksin bir miktar aşağı yönlü hareket oluşturma ihtimali daha ön plandadır diyebiliriz. Evet, sterline de kabaca değindin. Yani 1.29-1.30 bandına doğru bir hareketin yaşanabileceğinden bahsettin. Bir de herhalde hani bölge yetkililerinden gelen açıklamaların da, yani özellikle işte Waller, yani nispeten daha şahin bir isim olarak bilinir. Hani ondan böyle daha güvercin tonda artık tamama yakınız mealinde bir açıklama gelmesi. Avrupa Merkez Bankası'ndan da yani Nagel'den, tabii hani Germen bloku için, yani Alman, Avusturya, Hollanda, yani biz faiz arttırımlarıyla muhakkak müdahil olmalıyız kampından da. Hani biz faiz arttırımlarında sona aslında geldik diye bir şey yok. Yani o hani karikatürize edilen tarzda biz daha ölmedik, hani bizden daha hamle gelebilir, tetikte olun şeklinde bir açıklamanın da hani sanki bu son 1.0850 üzerinde 1.10'a doğru hareketli etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü biz hani Fed'i konuşurken faiz artırımı olma ihtimali zayıfladı. 2024'te ilk faiz indirimlerinin süresi geriye çekildi diyoruz ama dolar endeksi düşürüyoruz ama bir yandan da Avrupa tarafında ihtiyatlı duruş devam ediyor. Evet, gelinen son enflasyon rakamlarıyla birlikte oldukça iyimser bölgelere geçen bir Avrupa var. Euro bölgesi var daha doğrusu. İngiltere her ne kadar tabii ki hala Avrupa tarafında en yüksek enflasyonu rakamlarını görüyor olurken faiz cephesindeki geldiği rakamları da kıyasladığımız zaman yine belli başlı iyimser noktalarda. Ama oralar birazcık daha tutumunu şahin devam ettirmeye çalışıyor. Bu da dolar endeksinin özellikle düşmesine, euro ve sterlin para biriminin daha güçlü kalmasına da olanak tanıyabiliyor. Ha tabii bu faiz arttıracak anlamına gelmemeli. Hani arttırırlar mı? Muhtemelen yapmayacaklar ama oradaki kararlılık, özellikle sözlü yönlendirme, yani iletişim politikasındaki o kredibilite kazanımı ister istemez tabii ki yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterebilme sanatıyla para birimlerinin değer kazanımlarına olanak tanıyabiliyor. Bu yüzden de Fed ve diğerlerini ayırt etmek gerekiyor. Dolar endeksi yorumlamalarını yaparken de senin de bahsettiğin gibi Avrupa bu noktada ihtiyatlı davranıyor. Hatta bunu da şuradan da söylemekte fayda görüyorum. Yani çok iyimser noktada değil Fed dahil. Çünkü 2024'ün sonuna baktığımız zaman da enflasyonda %2 rakamının altında bir değer şu anki piyasa katılımcıları beklemiyor. Kabaca 2.1, 2.2, 2.3 gibi rakamlar telaffuz edilebiliyor şu anki durumda. Ama 2024 patikasında başımıza dünyanın hani başına ne geleceğini de kestiremiyoruz. Yani ne olacak? Pandemiden kurtulduk, savaş başladı, savaştan bitti. İşte tekrardan bir yeni bir etkinlik, bir jeopolitik risk teması konuşuyoruz. Yani bu sebeple de 2024'teki patikada normal şartların dışında neler olacak? Bunu da gerçekten kestirebilmek çok zor. Çünkü 2024 ciddi anlamda seçim yılı olması beklenilen bir yıl. Bu sebeple de seçim dışındaki diğer gelişmeler neler olacak? Bir ekstra tansiyonu yükseltecek bir jeopolitik risk teması olacak mı?
Bunları dikkate takip etmek gerekiyor. Yani tabii bir de 150 seviyesinin üzerinde hani yende artık bir değerlenme teması söz konusu olabilir mi? Yani zirveleri bir kez daha test etti. Hani oradan bir dönüş sinyali. Gerçi hani Japon Merkez Bankası'ndan da ultra gevşek para politikalarından tam anlamıyla vazgeçiyoruz gibi de net bir mesaj da gelmiş değil. Ama en azından hani en kötünün geride kalmış olmak ihtimali. Tabii burada da Fed bir bileşen, yani dolar yen paritesinden yani Fed'in daha faiz arttırma ihtimalinin neredeyse kalmaması da belki dolar yeni aşağı yönde bir miktar destekliyor. Hani burada 150 seviyesi altında kalındıkça hani işte euro dolar için 1.12.75, sterlin için 1.30'ların eşiği vesaire gibi rakamlar. Dolar yen için acaba oradaki görünüm ve potansiyel hedefler nereleri olabilir? Tabii seninle yapmış olduğumuz yayınlar özellikle hani çok fazla konuşulmayan varlıklar üzerine de konuşabiliyoruz. Dolar yen aslında çok benchmark dikkat edilmesi gereken önemli göstergelerin başında yer alıyor. Biz tabii enflasyon yaratamayan bir ülkeden bahsediyoruz Japonya'da ve son dönemde pandemi sonrasında oluşan dinamiklerde enflasyon rakamının %2'lerin üzerinde %3'lere çıkan bir Japonya görüntüsü izledik. Hali hazırda bu şekilde devam edince ultra gevşek politikalarda hareketlerini sürdüren bir Japonya Merkez Bankası ile karşı karşıya kaldık. Ama piyasa katılımcıları özellikle vadeli tahminlerde 2024 yılına ilişkin artık Merkez Bankası görüşünü değiştirmeli. Artık faiz artışına geçmeni şeklinde beklentiler içerisindeydi ki ne zaman 150-152 bölgesine yaklaşsa hep bu düşünce dolar yenin özellikle yen güçlenmesiyle birlikte o bölgeleri zirve kabul etmemize olanak tanıyordu. Ama son dönemde özellikle burada Japonya Merkez Bankası inadını sürdürse de Amerika enflasyon verisiyle birlikte piyasa beklentilerinin şekillenmesi, dolar bazındaki doların zayıf görünmesi, dolar yenin de 146-147 aralığına doğru bir hamle oluşturmasına olanak tanır. Bugün de baktığımız zaman dolar yen paritesine 147-65 civarlarında yine gelecek döneme ilişkin beklentileri incelediğimiz zaman işte 145'ler, 138'ler, 135 gibi rakamlar telaffuz edilmekte 2024 yılına ilişkin. Bu kadar keskin hareketler olabilmesi için birincisi Japonya Merkez Bankası'nın görünümünü değiştirmesi gerekiyor. Son gelmeden yayına terminaldeki vadeli tahminlere baktığım zaman da hani oradaki rakamlar birazcık daha sanki düşmüş gibi. Yani %35'lere yakın faiz artışı gelebilir 2024 ilk çeyrekte. Bu %40-%50'lere çıkmıştı. Bunu da söylemekte fayda görüyorum. O yüzden de dolar yen paritesinde belki 146-30-145 bölgesi bir dip görüntüsünü de çağrıştırabilir. Yani bir miktar 145 ile 150 arasında bir dalgalı bir hareket, bir yataya dönüşen bir seyir izlenebilir. Ama özellikle 145'lerin altına sarkan bir dolar yen görürsek o zaman düşüşlerin çok daha hızlanabileceğini, muhtemelen böyle bir senaryo için Japonya Merkez Bankası'nın desteğinin olması gerektiğini söylemekte fayda görüyorum. Bence son dönemde 150-152 bölgesindeki zirvelerden yaşanılan 146'lara doğru oluşan o aşağı yönlü reaksiyonların ben gelecek dönemde çok daha sert olmamakla birlikte uzun vadeli konjonktürde evet hala aşağı yönlü reaksiyonun olacağı düşüncesindeyim ama işte dediğim gibi bunu Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek ek sinyallerle görebilmek mümkündür. Bunun yanı sıra bir miktar yatayda hareketlilik şaşırtıcı olmayacaktır. Evet tabii Fed'in faiz arttırım ihtimallerinin azalması ya da bölge etkilenen genel açıklamaların bu yönde olmasının ciddi şekilde değerli metal fiyatlarına da yansımalarını görüyoruz. Hatta kripto varlıklar vesaire tarafında da bir hareketlenme, canlılık yaşandığını görüyoruz. Şimdi değerli metaller tarafına dönecek olursak altının ilk defa hani yayının başında fiyatlamalar tarafında da aktardım. 2000 seviyesi üzerinde işte Perşembe günü Kasım ayı sonlanıyor. Aylık bazda ilk defa 2000 seviyesinin üzerinde bir kapanış görme ihtimalimiz belirdi. Hani bu işte haftalık ve aylık bakanlar adına hani önemli bir dönüş sinyali, bir potansiyeli yani çünkü yılı da 2000 ve üzerinde kapatırsa hani 2000 üzerinde iki kapanış aylık grafikte olmuş olacak. Hani bunun implikasyonları, yansımaları, beklentilerde yaratacağı değişiklikler sence nasıl olur? Altın yatırımcısı için neler söylemek istersin? Bugün de zaten konuya ilişkin kurum nezdinde bir özel rapor çıkartmıştık. Çünkü
Seninle de yapmış olduğumuz yayında altınla alakalı tarihi istatistiki durumdan da sürekli söz etmiştik. Çünkü yılın son çeyreğinde altın genelde bir dip yapar. Yılın sonunda gerçekleştirdiği bu diple yeni yılın ilk dönemine kadar da bu aksiyonu görürüz. Yani bu 10 yıldır işte Fed Şahin olduğu zamanda da böyle, güvercin zamanı olduğunda da böyle muhteşem bir istatistik vardı. Nitekim aslında bu istatistik bu sene de çok güzel bir şekilde çalıştı. Çünkü biz Ekim ayına kadar ki o jeopolitik risk temasına kadar ki süreçte ons altının o 1810'lara kadar ki düşüşte Fed Şahin ve aksiyonunu devam ettiriyor şeklindeki mesajlarla altını aşağı yönlü bir reaksiyonu görmüştük. Daha sonra jeopolitik risk teması 1800'lerden altının 2000'lere taşınmasını, yani 200 dolarlık bir marj hareketini Ekim ayında gerçekleştirdi. Daha sonra bu 2000'lerden, 2010'lardan 1930'lara kadar düşüş yaparken tam da 1930'u dip yaptığı zaman Amerika'dan gelen enflasyon rakamıydı. Bir de Fed ile ilişkin beklentilerden dolayı altın yeni bir ralli yaptı. Bugün geldiğimiz nokta 2052. Yani önce 200 dolar ralli yaptı ve daha sonra da 120 dolarlık bir ralli yaptı. Yani istatistiki anlamda çok önemli, verimli bir süreç oldu. Tabii bunu değerlendiren, değerlendirmeyenler ayrı konu, ama şimdi özellikle senin de izah ettiğin gibi yayınlarda da bunu sıklıkla söylüyoruz. Biz ons altın 2020'lerde, 2021'lerde yıllarında, 2022'lerde, 2023'lerde, yani o 2075, 2080 bölümüne, o zirveleri gösterdiği zamanlarda dahil hiçbir zaman 2000 doların üzerinde aylık kapanış yapmadı. Bu anlamda Aralık ayını da seven bir ons altın olduğunu düşündüğümüz zaman, eğer biz 1 Aralık tarihinde açılış fiyatı olarak 2000 doların üzerinde biz rakamla karşılaşırsak, gelecek dönem için Pandora'nın kutusunun açılabileceği, çok daha iyimser fiyatlamanın olabileceği bir dönem izleyebiliriz. Hatta bir burada şu anlaşılmasın, altın düşmeyecek anlaşılmasın, mutlaka düşecek. İyi ralliler, trend rallileri için düzeltmeler şart. Ama burada 2000 doların üzerinde aylık kapanış izlersek biz, gelecek dönemde, yani o uzun vadeli konjonktürde o 2400 rakamlarını konuşabilmek sürecini de başlatabiliriz. Aksi takdirde tabii ki işte kabaca aşağıda 1900, yukarıda 2000 dolar bir miktar dalgalanma, bir miktar yatay hareketlilik izlenebilir, ama bu sefer altın sanki bu tarihsel değişimi için önemli bir noktada ve bugün ve yarın gelecek data setleri de bunun aksini söylemezse, hani gerçekten 2024 yılında altın temasını tekrardan konuşmak durumunda kalabiliriz. Ama lütfen burada tekrar uyarı yapmak istiyorum. Yani bir düzeltme hareketi olması burada algıyı komple değiştirecek bir hareket olarak yorumlanmamalı. Bugün ons altın 1800'lere dahi düşse dahi uzun vadeli konjonktürde hala pozitif temasına devam ediyor. Makro çerçevede ve gelecek dönemde de indirim potansiyellerinde olduğu bir konjonktürde altını 2024 yılında güçlü kılmaya devam edecektir. Tabii biraz da herhalde gümüşe de değinmek gerekiyor. Yani işte 25 civarı bir gümüş dolar ons fiyatı ve işte 2000 civarı bir altın dolar ons fiyatı, işte kabaca 80 civarı bir rasyo işaret ediyor. Şimdi bir altın biraz daha 2000 üzerine yerleştiği için 80'in biraz üzerindedir rasyo diye tahmin ediyorum. Hani burada gümüşte böyle anlamda 25-20'den döndü yanlış hatırlamıyorsam. Yani ve 2 yıllık sıkışmanın da neredeyse direncine tekabül ediyor. Yani orada bir kırılım olmadan da altında yeni rekor görür müyüz? Yani altın gümüş buradan sonra birbirine olan korelasyonu ve birbirine ve diğer metalleri etkileme şekli sence nasıl olur? Tabii gümüş altına göre birazcık daha farklı bir enstrüman ki endüstriyel tarafı da biraz daha fazla dikkatle takip edebiliyoruz oradaki gelişmeleri. Bir de altın gümüş rasyosunda, hani rasyo yukarı giderse işte altının popüler olabileceği, gümüş işte rasyo düşerse gümüşün popüler olabileceği bir görüntü vurgulama yapmaya çalışıyoruz. Genel makro konjonktürde, yani Fed'in dinamiklerindeki senaryo eğer bozulmayacaksa, bu şekilde gerçekten indirim düşünceleri çok yakın döneme çekilecekse, altın ve gümüş birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdürecektir.
Ama tabii gümüşün şu anda 25-20'lerden bir dönüş yapması belki de orada bir soru işareti oluşturabilir. Yani bir miktar realizasyon sürecini hızlandırabilir ama benim grafikte gördüğüm kısa vadeli 24, biraz daha büyük resimde 23 dolarların üzerinde hala yukarı yönlü reaksiyonlarını devam ettirmesi şeklinde. Nasıl ons altında işte tüm zamanların zirvesini aşabilme senaryolarını konuşuyoruz eğer 2000 doların üzerinde aylık kapanış yaparsa diye. Burada da baktığımız zaman 2023 yılı zirvesi benim burada gördüğüm 26-10 dolar seviyesi, 2022 yılı zirvesi 26-95 dolar zirvesi. Ben gümüşün de buraya kadar bir reaksiyon verebilme ihtimalini mevcut korelasyonlardan, Fed dinamiklerinden, makro cepheden ve işin fiyatlama analizi tarafında ihtimalini kuvvetli buluyorum. Ama hani altın gümüş tarafında popülarite nerededir diye soracak olsak ben hala altının daha popüler bir bakış açısıyla ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet, son 2-3 dakikamızdayız ama Amerika'daki endeksleri de konuşmadan seninle programı tamamlamak istemiyorum. Dolayısıyla orada da Fed'in faiz arttırım ihtimalinin azalması bir miktar risk iştahına destek veriyor. İşte biraz yüksek teknoloji, yapay zeka vesaire tarafında biraz daha teveccüh olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak yani sanayi ağırlıklı Dow Jones'ta da benzer bir seyir, yılı daha iyi yerde kapatma. Noel Baba rallisi başladı diyebilir miyiz? Bu şu an yaşanan yukarı yönde hareketlilik Ocak ayında da devam eder mi? Yani tatil sezonu sonrasında da son 2-3 dakikada da bunun konuları senden rica ederek programı tamamlayabiliriz. Şimdi yayına katılmadan önce terminale baktığım zaman mevsimsellik haritasında son 10 yıllık ortalama genellikle Amerikan borsa endeksine nötr ya da işte nötr yani sıfıra yakın ya da bir kısmen nötr bir görüntü içerisinde. Yani iyi bir görüntü çok fazla sağlanmıyor ama yani bu istatistik bu ayda yani yeni ayda da devam edecektir şeklinde bir düşünce yok. Çünkü baktığımız zaman Fed'in gerçekten faiz indirimi bölgesini çok daha erkene çektiği bugün Mart ayını kabaca %40'ları %35'leri konuştuğumuz bir ortamdan geçiyoruz. Eğer gerçekten Fed bu kadar istekli olacaksa tabii ki S&P 500'de, Dow Jones'a, Nasdaq'ta yukarı yönlü reaksiyonlar devam edebilir. Keza geçen hafta da yayında 4565 seviyesinde baskı görebilir mi? Eğer bir görürse burada bir realizasyon olabilir düşüncesi içerisindeydik ama hani orayı gerçekten hani zikzak yaparak şu anda da an itibariyle bu bölgenin üzerinde isteklilik var. 12 aylık analiz beklentisi S&P 500'de kabaca %10 civarında yani 5000-5035 civarlarında. Yani baktığımız zaman hala endekste isteklilik var. Tabii ki burada gelecek data setlerine de bakmakta fayda var. Yani işte büyüme gelecek, PCE deflatör gelecek, FOMC üyelerinin açıklamaları yer alıyor, haftaya evet. Tarım dışı sistem var gibi. Dediğimiz gibi çok önemli data setleri var. Eğer çok keskin hareketler olmayacaksa ben 4635 zirvesine doğru öncelikle bir hareket ve burada tekrardan bir karar verme sürecine geçebileceğini düşünüyorum. Haftaya yayında zaten güncel seviyesi hakkında tekrar konuşuruz. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'a çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Ve böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız devam ediyor olacak.